Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz maaş zammı tamamen değişti. En düşük emekli aylığı istenilen rakama geldi. Muhammed Bayram emeklilere sevindirici ekstra zam haberini verdi. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz maaş zammına çevrildi. 5 aylık veriye göre 22,72 maaş zammı kesinleşen emekliler Temmuz ayını merakla bekliyor. Ünlü ekonomist Muhammed Bayram kulis bilgisini açıkladı. Bayram emeklilere sevindirici haberi verdi. Ocak ayında %49,25 oranında maaş zammı yapılan emeklilerin en düşük emekli aylığı 10.000 TL'de kalmaya devam etti. Emekliler iktidara ekstra bir artış talebini ileterek geçim sıkıntısını işaret etmişti açlık sınırının 19 bin Türk lirası seviyelerini açtığı bu günlerde en düşük emekli aylığı, hayat pahalılığı karşısında eridi. Ekstra zam artışı bekleyen emeklilere ise iktidar tarafından 6 aylık enflasyon farkı gösterilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinde de emekliye seyyanen artış sinyali ise gelmemişti. Emekliye merhem olmaktan öteye gitmeyecek olan Temmuz maaş zammında ise rakamlar ortaya çıkmaya başladı. 5 aylık enflasyon farkına göre emeklilerin %22,72 maaş zammı kesinleşti. Son bir aylık verinin de eklenmesiyle yeni maaşlar belli olacak. Merkez Bankası piyasa anketinde ise 6 aylık enflasyon farkı %25 ile 26 arasında olacağı tahmin ediliyor. Ancak son gelen kulis bilgilerinde bu orana sürpriz bir artışın geleceği açıklandı. Ünlü ekonomist Muhammed Bayram, emekli maaşlarında Erdoğan'ın planının açıkladı. Bayram, 8 bin Türk Lirası kök aylığı olanlara ise, Ocak ayında 2 bin Türk Lirası hazine desteği verilmişti. Bu tutarın ise, 15 bin TL'ye bu Temmuz zammı ile tamamlanacağını düşünüyorum. 12500 TL'yi devletimiz 15000 TL'ye tamamlayarak asgari ücret ile aradaki makası da kapatmış olacak. Asgari ücrete ise bir artış ise yapılmayacak dedi. En kötü senaryoyu da açıklayan Bayram, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine 5 puan refah payı artışı ile %30 alabilirler. Memurlar ise toplu sözleşmeden kaynaklı %20 zam gerçekleşebilir. En düşük emekli aile ise 13.000 TL'ye gelebilir şeklinde konuştu.